Arkadaşlar merhaba. Şimdi ben size perspektif çeşitlerini, perspektif kurallarını anlattım. Şu an son olarak referans çizgilerini anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunları da tabii ki tek kaçış noktalı perspektif, iki kaçış noktalı perspektif, üç kaçış noktalı perspektif, hepsini örnek olarak hepsini anlatmak istiyorum. Bu referans çizgilerini oluşturmanın önemini anlatacağım. Referans çizgilerini oluşturduktan sonra bir prizma, dikdörtgenler prizması ya da küp yerleştirip daha sonradan bunu herhangi bir objeye çevirmenin kolay olacağını anlatacağım. Zaten bir sonraki kursumda obje çizimlerinden bahsetmiştim. Şu an obje çizimlerine gelene kadar, o noktaya kadar bunu kesin olarak kavramanızı istiyorum. Şuradan bir tane nokta çizdim. Nokta koydum. Tek kaçışlı perspektif için. Arkadaşlar şimdi renkli kalemle çizeceğim. Şu an şu çizdiklerim arkadaşlar referans çizgileri. Şu şekilde. İsterseniz bunu cetvelle de çizebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bu referans çizgilerini görebilirsiniz diye farklı kalemle çiziyorum arkadaşlar. Şu an bunları istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Normalde bastırmamam gerekiyor ama sizin görebilmeniz için bastırdım. Bastırarak çizmek zorunda kaldım arkadaşlar. Şu an mesela bu referans çizgilerinin içerisinde küpü oluşturmak. Arkadaşlar bunların içerisinde küp oluşturmak gayet kolay. Niye kolay? Zaten belli bir çizgiler var arkadaşlar. Şöyle bir dikey çizgi aldığımda bakın şuraya bir yatay çizgi aldığımda şöyle bir küp oluşturduğumda bakın bu referans çizgilerine birebir milimetrik uymak zorunda değil. Mesela şu alt taraf uymadı. Oraya da haricen bir tane referans çizgisi atıyorum arkadaşlar. Nasıl? Şu şekilde. Bakın. Hemen bir küp çizimi, küp şekli ortaya çıktı arkadaşlar. Şuralardan bir dikme. Buradan bir yatay dikme. Tabii bunların görünmeyen içeride kalan hatlarının olduğunu da kesinlikle unutmayın. Şuralar görünmeyen hatlar arkadaşlar. Kırmızıyla göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Referans çizgilerimizi çizdik. Sonra bir dikdörtgenler prizması ya da bir küp yerleştirdik. Daha sonradan arkadaşlar bu oluşan şekli, bu küpü istediğiniz şekle çevirebilirsiniz. Yani herhangi bir benzeyen bir eşyaya, bir nesneye, objeye dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burayı çizdim. Şimdi ön tarafa da biraz büyük bir küp çizmek istiyorum. Bakın. Şu şekilde. Şekilde. Arkadaşlar referans çizgileri denk gelmezse siz daha fazla referans çizgisi çizebilirsiniz ama bastırmadan. Şu şekilde bakın bir küp daha oluşturdum. Bir önceki küpe göre biraz daha büyük. Çünkü bu küp biraz daha önde olduğu için biraz daha büyük. Şimdi arkadaşlar bunun iç tarafta kalan kısımların hatlarını da belli ediyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Yine söylediğim gibi bu hatlar görünmüyor. O yüzden kırmızı olarak çizdim. Ya bu referans çizgilerinden paralel olarak geldiğini düşünmelisiniz arkadaşlar. Şimdi
Yine bu referans çizgilerimi şekilde çoğaltmak istiyorum. Mesela daha küçük bir küp. Daha küçük bir küp çizdiğimde bakın referans çizgisi ne denk geldi ama şu çizgide referans çizgisi denk gelmedi. Oradan hemen bir referans çizgisi alttaki de denk gelmedi. Oradan da bir referans çizgisi alıyorum. Ve bu referans çizgilerinin uzantısını çizerek bir küp oluşturuyorum. Yine görünmeyen yerleri de kırmızı ile belirliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu tek açı noktası yukarıda olduğu için ben objelerin hep üst taraflarını gördüm. Şimdi bir de aşağıdan bir referans kaçış noktasından tek açılı noktadan bir referans çizgileri alayım. Bakın bu sefer de yeşil kalemle referans çizgileri alacağım. Arkadaşlar bunları cetvelle de çizebilirsiniz ama düzgün hızlı çizgiler atabiliyorsanız bu şekilde de çizebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane küp çizeceğim. Bakın bu küpün şu şekilde düşündüğünüzde şu şekilde sadece iki tane köşesinin görüldüğü ve görünmeyen noktalarının da şu şekilde olacağı görünüyor arkadaşlar. Şu an alt tarafta olduğu için burada şu an çizdiğim küplerin hep altlarını göreceğim arkadaşlar. Şu an bu küpün altını ve sadece ön tarafını gördüm. Hemen yan tarafına büyük bir küp daha yapayım ön tarafa. Şöyle. Şöyle bakın. Arkadaşlar şurada uzantıları var zaten. Referans noktaları bir işe yarıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın şu an küpün alt tarafını da gördüm. Üç kenarını gördüm. Alt tarafını da gördüm. Görünmeyen kısmını da uzantısını var gibi farz edelim. Görünmeyen kısımları kırmızıyla çiziyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Bakın bu daha yakında ve alttan görünüş. Yine bu da tek açışlı. Tek açış noktalı perspektifin referans çizgileriyle oluşturulmuş bir küp arkadaşlar. Şimdi tabii siz ben bunları bastırayım ki küpün ön planda kalan yüzeylerini karıştırmadan net biçimde görebilirsiniz arkadaşlar. Şu an bu bastırarak çizdiklerim hepsinin ön yüzeyleri arkadaşlar. Şekilde. Şimdi arkadaşlar şu tarafa
son bir tane daha büyük bir küp çizip tek açısı perspektifteki referans çizgileri olayını noktalayacağım arkadaşlar. Referans çizgisi şuradan alabilirim. Şu şekilde. Bak. Şu şekilde. Şu şekilde. Şekilde arkadaşlar küpümüzün alt tarafı yine dikey bir şekilde ve yatay bir şekilde dikey 90 derece yatay da 90 derece olacak şekilde görünüyor. Yine görünmeyen kısmı kırmızıyla göstermek istiyorum. Şu şekilde arkadaşlar tek açısı noktalı perspektifteki referans çizgileri ve onların üzerine küpler ya da dikdörtgenler prizması, yani küp de bir dikdörtgenler prizması olarak geçebilir. Prizmaları yerleştirmek bu şekilde arkadaşlar.